Arkadaşlarım tamam abi, ve Tuzla'mızda gerçekten her zaman birlikte olmaktan onur ve gurur duyduğumuz değerli kardeşlerimiz, bizim gerçekten çocuklarımız, biz onlarla beraber bir aile olarak kendimizi gördüğümüz çok kıymetli konuklar, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler, sevgili çocuklar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Allah kabul etsin. Mübarek Ramazan ayı bizlere yine her zaman olduğu gibi Tuzla'da başlayan bir düzen vardı. Bunu biliyorsunuz ki Tuzla ilk defa Yetimler Haftası'nı Ramazan'ın son haftası olarak kutlayan ve ilk defa Yetimler Haftası diye bir araya getiren Ramazan'ın sonundaki son haftayı. Bundan sonra artık İstanbul'a, Türkiye'ye ve dünyaya yayılmış artık Yetimler Günü olmasından dolayı da Tuzla'nın ki İdris Güllüce Sayın Bakanımızın belediye başkanı olduğu zaman da başlayan bir geleneğimiz. Allah ondan razı olsun ve bu işe emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. İnşallah bunu işte bütün dünyaya yayılmışken bundan sonra da inşallah yetimlerimiz için, çocuklarımız için bir şeyler yapabilmenin gayretini, çabasını hep birlikte ülke ve millet olarak, medeniyet olarak inşallah iyi noktalara getiririz. Bu vesileyle Ramazan'ınızı tebrik ediyorum. Rabbim bu mübarek ayda yapmış olduğunuz ibadetleri, tutmuş olduğunuz oruçları yüce katında kabul etsin diyorum. Gerçekten bir araya gelme nedenimiz çok ulvi. Hazreti Peygamber'in de bir yetim olduğunu düşündüğümüzde Allah'ın takdirinin ne noktada olduğunu ve bu konuda söylenecek fazla bir şey olmadığını ifade ediyorum. Ama biraz önce gerçekten teşekkür ediyoruz onların yardımlarından dolayı ki Tuz Ziyatımızın, Tuz İş Adamları Derneği Başkanı Erkan Bey'in ifade ettiği gibi hepimiz bir yetim adayız ve şu anda dünyadaki savaşlar nedeniyle yüzlerce, binlerce, milyonlarca ki son rakamlara göre 200 milyon yetimin olduğunu duymak yine biz insanların kendimize, bize kendimize yapmış olduğumuz bu işte kötülüklerden bir tanesi. Savaşlar ve bütün kargaşaların sonucunda yine olan çocuklarımıza ve gelecek nesillerimize oluyor. Rabbim inşallah bunların da sonunu ve aza indirmesinin ötesinde kökünü kazıtmasını Rabbim'den niyaz ediyorum. Yetimlikle ilgili söylenecek çok şey vardır ama her sene söylemekten de her ortamda ifade etmekten de özellikle de her zaman geri durmuyorum. Anadolu'da yetimlik konusunda bir yetimin başını okşamanın ne kadar büyük olduğunu ifade eden bir medeniyetin evlatlarıyız ama Anadolu'da bir söz vardır. Allah yılanı öldürüp yavrusunu yetim bırakmasın diye. Biz bu düsturla ve bu düşünceyle, bu yürekten inanışla beraber Yetimler Haftası'nı yetimlerimizle beraber sadece bir haftaya değil, 365 güne yayarak da biz 365 gün beraber olma gayretimizi sürdürüyoruz ve bundan sonra da sürdüreceğiz inşallah. Sadece ekonomik durumu olmayan kardeşlerimizle değil, aslında bütün kardeşlerimizle ki yetim olan herkesle ilgilenme ve biz onlarla birlikte olma düşüncemizi de hatırlatmak isterim. Biz gönül elleri olarak bu emeği geçen, bu çalışmalar emeği geçen gerek komisyon başkanı üyelerine ve gönül ellerinin bütün üyelerine yürekten teşekkür ediyorum.